Transferle ilgili hep söylüyorum. Forvet, sol bek, ön libero, bunlar garanti. Bir de yedek kaleci. 4 transfer garanti. Kesin olarak yapılacak. Bunun dışında Berisha giderse Instagram'da story paylaşmış. Ha, yok arkadaşlar ya. Gidiyordur şeye. Maç izlemeye gidiyordur. Ha, yazmışlar zaten. Maç izlemeye gidiyordur. Başka bir işi vardır. Öyle bir şey yok. Niye ayrılsın ki yardımcısı? Neyse. Yani transfer 4 tane garanti diyoruz. İşte Berisha'nın forvettekilerin durumuna göre veya Kim Min-jae'nin durumuna göre bu sayı 6'ya çıkabilir. Ya Fenerbahçe yine 10 tane falan transfer yapacak gibi gözüküyor yaklaşık bu gençlerle, mençlerle. Açıkçası çok mutlu etmiyor bu durum beni. Transfer sayısının artması. Çünkü Fenerbahçe'nin iyi bir takımı var. Umarım detaylarda kalınır. Biri sormuş, onu cevaplamak istiyorum. Bruma'nın opsiyonu, ya kiralık gözüküyordu. Bruma'yı aldı Fenerbahçe. 4 yıl Fenerbahçe'de arkadaşlar. Bu konuda bilginiz olsun. Ama bakın Bruma konusunda ya daha resmi maça çıkmadan ya çok açık konuşayım mı? Yani birkaç Galatasaray'la hesabın gazına gelip bitirdiniz adamı abi ya. Ya niye böyle yapıyorsunuz arkadaşlar? Ya daha adam tamam, bu adamla ilgili soru işaretiniz olabilir. Ya keşke olmasaydı diyebilirsiniz de bitirdiniz, neler yazılıyor Bruma ile ilgili. Daha adam resmi maça çıkmadı. Ya ben bunu A Spor'da yapsam bana tepki gösteriyorsunuz. Taraftarı takımı karıştırma, daha yeni oyuncu. Bizim Süha abi soru sordu. O an bir boşluğuna geldi. Biraz sıkıntılı bir soru oldu. Arkadaşlar. Ona kıyameti koparıyorsunuz. Burada siz bin beterini yapıyorsunuz. Yani Bruma konusunda sabırlı olun biraz. Ya kötü de bak, daha pas yapamıyor. Aynen, pas yapamıyor adam. Aynen arkadaşlar. Tamam. Bitirin gitsin ya. Ne olacak ki? Jesus. Burada kaç tane yayın yaptık. Jesus'a neler gelsin. Ona güveniyoruz. Şöyle Jesus, böyle Jesus. Jesus'un istediği adama gösterdiğiniz saygı ortada. Evet. Lütfen bu konularda böyle yapmayanlar üstüne alınmasın arkadaşlar. Yani ama Jesus'un transferini gösterdiğiniz saygı ortada. Siz Jesus'a da iki maç yenilse destek olmayacaksınız. Siz sadece, sizden kastım herkes değil. Ama yani ya Bruma tamam, ben de hani biz mesela Volkan Demir'le maç değerlendirmesi yapıyoruz. Hani eleştirdiğimiz oyunculardan biri, hani şu anda iyi performans göstermiyor dediğimiz oyunculardan biri Bruma. Ya ama bu bizim işimiz. İyiyi söylemek, kötüyü söylemek, hani bu bizim işimiz. Yani siz daha resmi maça çıkmamış adamı bu kadar değersizleştirme, hakaret, çöp, pas yapamıyor. Siz gerçekten yani bu taraftarlık, ben bilmiyorum. Çok hızlı karar veriyorlar. Yani inanılmaz ya. Bruma bitti abi, yani şimdi Bruma sonra diğer işte medyada farklı takımı tutanlar bunları deli gibi kullanıyor. Yani yanlış yapıyorsunuz, yapmayın ya. Jesus hata yapamaz mı? Sen birinci daha resmi maça çıkmadan gördün değil mi hatasını kardeş? Yani bu demek bu yani. Resmi belki, ya bilmiyoruz, belki Bruma bu yıl coşacak, gidecek adamın tedrisatının altında. Bilmiyoruz ama yani. Bitirdi Fenerbahçe taraftarı Jesus'u bitirdi. Ay Bruma'yı bitirdi. Yapmayın. Yapmayın arkadaşlar. Sıradan gidelim. Bu arada bir yandan da Pazzella ile ilgili bilgi almaya çalışıyorum. Arada bir telefona soracağım. Hiç sorun değil. Yazacağım. Aynen, belki oradan. Sen bize istihbarat getir yeter. Biz o sırada. Sen de o sırada sorulara bak. Evet, takipçilerimizle devam edelim. Bu arada bir anonsla geçmiş olayım bu sırada. Kanalımızda abone olup videoyu beğenip abone olduğum yazdığınız zaman her ayın sonunda yaptığımız forma çekilişine sizler de katılma şansı yakalıyorsunuz. Forma kazanmak için kanala abone olup videoyu beğenip abone olduğum yazmanız yeterli. O kadar çok isim soruyorlar ki şu anda, evet, Arao'yla ilgili zaten konuşacağız. Yayınımızın... Arao'yla başlayalım. Doğru.
Tamam. Direkt ama şu mesajı yazayım 10 saniye. Tamam. Sizler de arkadaşlar yorumlarınızı ve sorularınızı bize chat kısmından iletebilirsiniz. Ben de ve Ahmet Selim de yorumlarınızı okuyor olacağız. Ama aynı şeyi üst üste lütfen çok fazla yazmayın arkadaşlar. Engellemek zorunda kalmayalım sizi. Evet arkadaşlar, o şeye, spama dönüyor. Videoya zarar veriyor. Onu yapmayın. Daha fazla Fenerbahçeli'ye ulaşmak istiyorsanız da videomuzu beğenip yayınımıza destek olabilirsiniz. Tamam, soracağım. Arkadaşlar hiç merak etmeyin. Zaten mecbur konuşacağız Charlotte konusunu. Konuşmadan bitmez bu yayın. Tam olarak şurada da abone ol linkimiz var. Teşekkür ederim Emre Evet, Saygı. Devam edelim. Özür diliyorum arkadaşlar. Sizin için çalışıyoruz. Evet, bilgi evet. Almaya çalışıyorum Pezzelli'nin konusuyla ilgili. Evet, Ara ile başlayalım. Ara konusunda ya ben dediğim gibi, ben başkan o bana teklifi doğruladıktan sonra başkan bana demişti ki 13'ünden önce gitmesine izin vermeyin. Şimdi o bir tane Brezilyalı gazeteci arkadaş var, Vena bilmem ne diye. Onunla da eskiden konuşuyormuşuz. Aslında onu da yazabilirim. Hani ama o da şey yazmış. Şu anda yola çıkmadı vesaire yazmış. Belki de benim dediğim bilgi doğrudur. Hani şimdi o Brezilya basını şey yazınca güzel güzel bilgiler geliyor PSL ile ilgili. Detaylar geliyor. Canlı yayında bir transfer haberi gelmez mi? Gelebilir. Gelir bence de. Evet, gidecek oyuncular. Evet, hepsini soracağız arkadaşlar, konuşacağız. Ama ilk olarak bu transferlerle alakalı gelen bilgileri Ahmet Selim Kulgüz'e aktarsın. Daha sonrasında o kısımlara da geleceğiz. Arao, yani alınır bileti gelir. Ben bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Oradan da ayrılacak arkadaşlar. Dediğim gibi bana başkan demişti ki 13'ündeki maçtan önce bırakmayız gibi konuşmuştu. Belki de o maçta, gerçi son maçın işte kadrosunda yoktu. Heh, birisi de yazmış. Ben de o yüzden hani o bilgiyi çok taça çıkardım ama belli olmaz arkadaşlar. Şimdi o maçta kullanmak isterler. Bu akşam çıkar vesaire. Bileti kesilince zaten biz de öğreniyoruz. Sosyal medyaya da düşüyor. Arao'da bir sıkıntı yok. Onu net bir şekilde söyleyelim. Ön libero transferini o kadar anlık bilgiler gelirse Selim'e. Evet. Skorer kanat lazım. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum kısmına abone oldum yazarsınız. Bizden forma kazanıyorsunuz. Hatta DNR'dan hediye çeki de hediye ediyoruz. Pezzelli ile ilgili durumu anlatacağım şimdi. Geliyor. Hazır mısınız arkadaşlar? Biliyorsunuz İtalya basını bitti dedi, geliyor dedi. Fenerbahçe'nin bir teklifi var. Fenerbahçe bir teklif önermiş. Galiba 2 milyon euro civarında bir teklif önermiş. Ama şu anda bitmeye yakın bir durum olmadığını söyleyebilirim size. Çünkü Parma 4 milyon euro istiyormuş. 4 milyon euroyu da Fenerbahçe vermeye sıcak bakmıyormuş. Ayrıca şunu da sordum. Hani oyuncu isteyen başka birisi var mı? Çünkü bu konularda eğer rakam arasında fark varsa rakip olup olmadığı çok önemli oluyor. Fenerbahçe'nin bu transferde rakibi Bologna'ymış. İtalya'daki Bologna'ymış. Ve onlar da istiyormuş. Çok kısa, 10 saniye daha bekleyeceğim. Evet. Çok özür dilerim. Evet, bu sırada yorumlarınıza da bakıyorum. Bologna'ymış, fakat Bologna kimi almış? Lico Giannis diye bir adamı almış. Sol beke. O zaman Fenerbahçe'ye mi kaldı? Evet. Fenerbahçe şu anda rakipsiz bu transferde. Evet.
Ayrıca bir bilgi daha veriyorum ilginç Pezzella ile ilgili. Size taze taze transfer bilgisi veriyoruz. Canlı. Varma oyuncuyu kiralama artı satın alma opsiyonuyla satmaya da sıcakmış. Yani Fenerbahçe direkt satın almak istiyor. İşin özeti ne biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer yani bu transferin oluru var gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi şu anda bitmeye yakın bir durum yok. Çünkü Parma 4 milyon euro istiyor. Fenerbahçe yarısını falan veriyor. Arada ciddi bir fark var. Ama bu herhalde bir Temmuz'un sonlarına doğru. Eğer Fenerbahçe'nin başka net bir hedefi yoksa tabii ki onu da araştıracağız. Bu iş olur gibi gözüküyor. Yani eğer Parma, çünkü konuştuğum kişi tabii ki İtalya'dan ve Parma kulübüne daha yakın. O taraflara daha yakın. Ve Parma'nın da oyuncuyu satmaya, kiralık satın alma opsiyonuyla satmaya hazır olduğunu söyleyelim. Yani bu konuda Fenerbahçe teklifini değiştirirse bu iş gene olabilir. Pezzella ile ilgili durum bu. Şu an bitmeye yakın bir durum yok. Çünkü teklifler arasındaki fark ciddi. Parma 4 milyon euro istiyor bonservisine. Fenerbahçe 2 milyon euro civarında veriyor. Fakat eğer ki Fenerbahçe teklifini satın alma opsiyonunu kiralık olarak çevirirse de bu işinde oluru var. Parma satın alma opsiyonuyla satmaya da sıcak. Pezzella konusunda anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Taze bilgi aldık, sizle paylaştık.